Sevgili öğrencilerim, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle uzunluk ölçme konusunu öğreniyoruz. Uzunluk ölçmek deyince aklımıza ne gelir? Örneğin görselimizde de gördüğünüz gibi metre gelir, değil mi? Ya da bizim daha önceki yıllarda öğrendiğimiz standart uzunluk ölçme birimleri ve standart olmayan uzunluk ölçme birimleri gelir. Küçük bir hatırlatma yapalım. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri neydi? Karış, parmak, kulaç, ayak ve adımdı, değil mi? Bunlarla ölçüm yaptığımızda güvenilir sonuçlar elde edemiyorduk. Çünkü insanın fiziksel özellikleri değiştikçe bunlar da değişiyordu. Örneğin 5 yaşındaki bir çocukla annesinin ayak uzunluğu eşit değildi ya da kulaçları eşit değildi. O yüzden güvenilir sonuçlar elde etmek için biz metre ile ölçüm yapıyorduk çocuklar, standart olanlarla. Bakın burada metre örnekleri var. Hemen diğer slaytımıza geçelim. Sıramızı, boyumuzu, kumaşları ölçerken metre kullanırız. Metre en sık kullandığımız uzunluk ölçü birimidir. 1 metrede 10 tane 10 santimetre vardır. Biz burada metreyi ve santimetreyi öğreneceğiz bu sene arkadaşlar. İlk olarak ben 1 metrenin 100 santimetre olduğunu biliyordum. 1 metrenin içinde o zaman 10 tane 10 santimetre var diyorum. 10 çarpı 10 zaten bana 100'ü veriyor, değil mi? Bu bilgiyi unutmuyoruz. Sorularımızda daha sonra kullanacağız. Uzunluk ölçme birimi metredir. 1 metre eşittir 100 santimetre eder dedik. Sonrasında ise 100 santimetre eşittir 1 metre eder. Birbirinin tersini söyledik ve kısaca metre küçük M harfiyle gösterilir çocuklar. Bundan bahsedelim. O zaman 2 metrede 200 santimetredir, değil mi? 2 katıdır. 1 metre 100 santimetre ise 2 metre 200 santimetredir diyebilirim. Metrenin çeşitlerine bakalım burada. Birincisi şerit metre. Evet, görselimizde görüyorsunuz. Bu şerit metre. Genellikle boyumuzu bununla ölçüyoruz. İkincisi kırık metre. Evet, gördüğünüz gibi katlanmış. Bu şekilde kullanılıyor. Üçüncüye bakalım. Üçüncüsü ise mezura arkadaşlar. Daha çok terziler kullanıyor. Bunu da. Şimdi santimetreye geçelim. Santimetre kısaca küçük C ve M harfleriyle yazılır. Bu şekilde ifade edeceğiz biz de. Metreden küçük olan nesneleri santimetre ile ölçeriz. Ders araç gereçlerimizin uzunluklarını ölçmek için cetvel kullanırız. Çocuklar metre ile ölçemeyeceğim. Daha küçük cisimleri ben santimetre ile ifade ediyorum, değil mi? Örneğin kalemimi, silgimi, bunları cetvelimle ölçüm yapabiliyorum. Daha sonra defterime yazabiliyorum. Siz de evde ölçebilirsiniz. Bunları bir kağıda not alabilirsiniz. 100 santimetrenin de 1 metre olduğunu biliyorum, değil mi? Yine aynı şekilde ifade ettim. Kısaca yazılışı da bu şekildedir çocuklar. 100 cm eşittir 1 m biçiminde ifade edilir. Metreye çevirme. Büyük birimi küçük birime çevirirken o birim kaç katı ise onunla çarparız. Metre santimetrenin 100 katı olduğu için verileni 100 ile çarparız. Ben neyi biliyordum? 1 metre eşittir 100 santimetre. O zaman ne yapıyorum? 100 katıydı, değil mi? O zaman 2 metre kaç katı olur? Evet, 2 ile çarparım ve 200 santimetre eder. O zaman 4 metre kaç santimetre eder? Hemen yapalım. Bu sefer de 4 ile çarpmam gerekiyor. 4 çarpı 100 eşittir 400 diyorum, değil mi? 400 santimetre eder diyorum. Çok basit çocuklar. Muhakkak anlaşılmıştır. Şimdi ise santimetreye çevirmeye geldik. Santimetreyi metreye çevirmek için verileni 100'e böleriz. Santimetre metreden daha küçüktü, değil mi? Ben böldüğüm zaman sayım küçülürdü. O yüzden 100'e bölüyorum. Yüzde biriydi. Santimetre cinsinden verilen bir çokluğu kısa yoldan metreye çevirmek için sağdan sola doğru 2 sıfır sileriz. Bir sayıyı 100'e bölmek demek sağdan sola doğru 2 virgül atlatmak demekti.
2 sıfırı siliyorum ve yanıtım 8 metre oluyor. 800'ü 100'e bölmekle aynı şey. O zaman 400 santimetre kaç metredir? Yine 2 tane sıfırını siliyorum değil mi arkadaşlar? 100'e bölüyorum ve 4 metre diyorum yanıtıma. 600 santimetre kaç metredir? Yine 2 tane sıfırını siliyorum ve 6 metredir diyorum. Santimetreye çevirmek için metreleri 100'e böldüm. Santim olarak ifade edilen uzunlukları metre ve santimetre türünden yazarken verilen ölçüyü sağdan 2 basamak sola kaydırarak yazarız. Bana verilen sayının sonunda 2 tane sıfır olmadığını ifade etti. Yani 230 santimetre gördüğünüz gibi. O zaman ne yapacağım? Hemen demiştim ben 2 virgül kaydırıyoruz aslında. Bir tane sıfır zaten sondan kendiliğinden silinebilir veya yazabiliriz. Daha sonrasında ise 2 metre 30 santim biçiminde ifade ederiz. O zaman 510 santimi hangi şekilde yazacağız? Yine 2 virgül kaydıracağız. 5 metre 30 santimetre biçiminde ifade edeceğiz. Burada da birlikte örneklerimizi yapalım. Şöyle yapalım. 360 santimetre kaç metredir diyorum. Ne yapıyorum? 2 virgül kaydırmam gerekiyor. 3 metre 60 santimetre biçiminde ifade ediyorum. Ya da 620 santimetreyi yine metre ve santimetre cinsinden yazmak istersem 6 metre 20 santimetre olarak yazıyorum. Gördüğünüz gibi çocuklar iki basamak kaydırdım. 460 santimetreyi yazmak istiyorum. Ne yapacağım? 2 virgül kaydıracağım. 4 metre 60 santimetre biçiminde yazacağım. Ve son olarak bir tane daha yapalım. 840 santimetre diyelim. Kaç metredir? Yine 2 virgül kaydırıyorum. 8 metre 40 santimetre olarak ifade ediyorum. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz buraya kadardı. Umarım konumuz anlaşılmıştır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.